Servet 8'den herkese selamlar. Tek pas serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu seride futbol gündemine dair belirli konuları alıp karşılıklı sohbet ediyoruz. E, belirli çıkarımlar yapıyorum. E, bazen istatistiklerle destekleyeceğim, bazen görsellerle destekleyeceğim. Ve e, ele almak istediğim konuyu sizlerle birlikte tartışalım, konuşalım istiyorum. E, bugünkü konumuz şu şekilde. Galatasaray'a dair konularımız var. Ve Mauro Kardin'in Nisan ayında açtığı safkan golcülük modu modundan bahsedeceğiz. Geçen sezonda bunu yapmıştı, bu sezonda yapıyor. Nisan ayı özellikle ki bunu Mayıs'a da dahil edebiliriz ama e, biliyorsunuz ben Nisan aylarını çok daha fazla önemsiyorum. Mayıs ayını çok daha ferah ve avantajlı geçirince zaten oradaki maaşların stresi daha e, daha düşük düzeyde olabiliyor. Nisan ayı sayesinde bunu başarabiliyorsunuz. Asıl olarak Nisan ayında ayakta kalabilen futbolcular, golcüler, e, stoperler, kareciler e, çok daha kıymetlidir. Mario Icardi'de bunların 9 numara versiyonu, ee, Nisan ayı performansında konuşacağız birlikte ve Barış Alper'in aslında ilk 11'e iyice dahil olduktan sonra ve sabit bir şekilde kenar forvetlerinden birisi olunca Galatasaray'ın bu durumun Icardi'yi ne kadar rahat ettirdiğini ve asıl olarak Icardi'de en uyumlu oyuncunun Barış Alper'in neden Barış Alper olduğunu konuşalım istiyorum. Ve finale çok az kala Galatasaray'da artık e, 4 maçı kaldı şampiyonluk yolunda. Çok ciddi bir avantajı var. Ve bu 4 maçta tamamen bir önceki maçlarda gördüğümüz 11'i mi görürüz? Yoksa e, farklı isimler dahil olabilir mi? Ya da farklı düşünce olabilir mi Okan Burun aklında? Bunları da konuşalım istiyorum. Serbest 8 e abone ise abone olmayı videoda Ben ve butonuna basmayı unutmayalım. E, artık bine de çok az kaldık Serbest 8'e daha transfer dönemine girmeden. İnşallah 100 bin olacağız. Zaten transfer döneminde dediğim gibi hem iş yapar mı hem de transfer özel canlı yayınları, transfer özel böyle değil mi? TV kanalı gibi oldu. Transfer özel canlı yayınlarıyla bayağı sık, ıı, yoğun bir programım var açıkçası. Şimdi Mario Icardi konusu. Ee, önce istatistiklere söyleyeyim. Ee, Nisan ayında boş geçmedi. Yani Mario Icardi'nin Nisan ayında boşu yok. Ve hepsi akan oyunda. Yani sahaya çıktı. Her maçta gol attı Nisan ayında. Ve hep oyunda. Tabii ki bazı 3-0, 4-0 ya da 2-0, 3-0 yapan goller de var arada ama çok kritik goller de var. 1-0 biten maçın golünü atmışlığı var. E, ya da Pendik Spor maçında olduğu gibi açılış, sıkışık gibi gözüken başta açılış golünü atan girişimleri de var. Mauro Icardi'nin. Yani yine kusursuz bir Nisan ayı performansı. Geçtiğimiz sezon da böyleydi. Nisan, Mayıs'a da dahil edelim. Nisan, Mayıs performansı çok iyiydi. Ve genel olarak baktım. Mario Icardi geçtiğimiz sezon Nisan, 2 Nisan ayı ve 1 Mayıs ayında toplam kaç maçı çıkmış, kaçında gol atmış diye. Bu dönemde 14 maçı çıkıyor Mario Icardi. Ee, geçen sezon Nisan ve Mayıs ayları ve bu sezonu şu ana kadar Nisan ayı dahil olmak üzere. 14 maçta sadece 2 maçı boş geçiyor. 14 maçta sadece 2 maçta gol atamıyor. 12 maçta da gol atabiliyor. Mario Icardi. Yani bir golcü için Safkan bir golcü için devreye girmesini bekleyeceğiniz ligin final döneminde Nisan ayı aylarında bu adam o modunu açmış. O modunu açmış ve takımına sürekli goller kazandırmış. Sürekli ipten almış, sürekli gerekli kilidi kırmış. E ee, inanılmaz performans. Ee, bu performansı ona ne getiriyor diye düşünüyorum bir taraftan. Yani zaten golcülük yeteneği tartışılmaz, gol vuruş yeteneği tartışılmaz. Ee, şu konuyu hep altını çiziyorum. Baskı altında hissetmeyen bir adam ki Santa Fordlar için önemlidir bu. Yani ben bütün futbolcular için geçerlidir de yani büyük takımlarda sahaya çıkabilen 11 oyuncu hatta oyunda sonradan dahil oyuncular dahil olmak üzere yani hepsinde büyük takımda oynuyorsanız bir baskıyı kaldırabilme özelliğiniz oluyor olması gerekiyor. Çünkü final döneminde özellikle oynayabilmeniz için kritik maçlarda ayağınız titrememesi için bu özelliği sahip olmanız gerek ama özellikle 9 numaralarda çok gerekli bu. 9 numaralar her şeyi tabela yansıtan bir unsur aslında. Yani şöyle, şimdi yine yaz transfer dönemine gireceğiz. Birçok isim gündeme gelecek. Transfer planlamaları yapılacak. İşte bazı oyuncular belki satılacak. Çok ciddi kar elde edilecek. Ee, kim gelecek yerine tartışılacak. İşte hoca tartışmaları olacak kulüplerde. Ee, taraftarlar yine kombinelerini alacak. Maçlara gidecek. Ve günün sonunda aslında kısaca maç şu oluyor. Takımlar sezon boyunca rakibinden bir fazla gol atmaya çalışıyor. Taraftarlarını eve mutlu göndermek için stat'tan ya da evde izlerken, dekorderden izlerken ya da bir platformdan izlerken maçlarını o taraftarları mutlu etmek için bir çaba var. o çabaya karşılık vermeye çalışan bir oyuncu grubu var. Ama her şey bir noktada o topu kaleye geçirmekle geçiyor. Yani o topu kaleye geçirecek adamın yoksa bütün planlamayı doğru yap. Süper stoperler bul, harika kaleci bul, çok iyi transfer karları et. Hatta tesisleş. Kombiden yok satın o sezon. O topu içeri atacak adamın yoksa bunların hiçbir önemi kalmıyor. Ve her şey aslında o finale bu adamlar getiriyor. O yüzden bir Gabriel Omar Batistuta'nın röportajını da hatırlıyorum. Kendisi bir safkan golcü olarak çok iyi bir 9 numara olarak. Şunu söylüyordu bir röportajında 2016 civarlarında. ben bu tip yani ikonik oyuncuların röportajlarını hep merak ederim okurum. Çok iyi fikirler verirler futbola dair. Çünkü biz zaten başarmış oyuncular ve neden başardığında kendileri çok daha iyi bilirler. Futbolu yaşadıkları için çok iyi bilirler, çok iyi yorumlarlar aslında. Güzel de ışık tutarlar. Batisto şey diyor. Golcü 9 numara futboldaki en özel bölge. Yani buradaki adamın gerçekten doğuştan yetenekli olması gerekiyor. Sadece gol vuruşu açısından değil, sezgiler açısından da. Birçok konuda da bu adamın yetenekli olması gerekiyor. Yani bir kaleciye, bir stoper'e %98 oranında iyi bir noktaya getirebilirsiniz çalıştırarak. Ya yani belki bu oranı kimileri düşürebilir ama ben de katılıyorum açıkçası. Ee, bekler, stoperler, kaleciler yani çalışarak, yoğun çalışarak, işte pozisyon bilgisi çalışarak, fiziksel antrenmanlar, taktiksel antrenmanlarla iyi bir noktaya gelebilirler. Ama 9 numaradaki adamın özel bir adam olması gerekiyor diyor Gabriel Batistuta. Ve az önce altını çizdiğim baskı kaldırma unsurunda dışında şundan bahsediyor. Tabii ki gol vuruşu önemli. Ama asıl olarak Sezgi, o golcülerde olan Sezgi çalışarak olacak şey değil. Doğru zamanda doğru yerde durma. Topun nereye sekeceğini bilme. Yani diyelim ki bir takım arkadaşın topa vurdu. Kaleci uzanıyor. Kaleci nereye sektirebilir? Kurtarsa bile top nereye düşer? Ya da stoperi uyutup tam zamanında yapılacak ön direk koşuları, arka direk koşuları. Mesela burada diyor ki size antrenörüz diyebilir ki bir kenar ortaya hazır olduğunuzu ön direğe gidin. Ya da rakibin sol beki fiziksel olarak zayıf arka direğe gidin kenar orta zamanında. Ama bunun zamanlamasını ancak o yine o işgüdüsel forvetler bilir, center bilir. Bu da öğretilecek bir şey değil. Evet git git dersin ama ne zaman? Ya o inmelenmeyi tam zamanda yakalıyor olman lazım ki bütün savunma uyutup topla sen, sen, buluş ve golü sen yap. Bu çalışılacak bir şey değil diyor. Hakikaten öyle. Ya özel santraforlarda bu özellik hep var. Gol vuruş dışında bu özellik de var. Mesela Alexander Isak şu anda inanılmaz formda Newcastle United'da. Çok da beğendiğim bir oyuncu. Geçen gün canlı yayınlardan bir tanesinde soru da gelmişti. Ee, çok geç saatte bir canlı yayın yapmıştım. İşte 2-3 civarı. Oradan bir izleyicimiz şey söylemişti. Gurme ve serbest 8. Ya hazır bu kadar insan toplanmışız gece. Bugün özelinde e, daha önce anlatmadığın Galatasaray'dayken raporladığın bir oyuncu var mı diye. E, düşündüm hani anlatmadığım var mı ekranda o anıları anlatmadığın bir isim var mı diye. Alexander Isak aklıma geldi. E, 16-17 yaşlarındayken Ayık oynuyorken daha. Daha yeni yeni oynarken. E, kendi liginde raporlamıştım. Ki Galatasaray'ın gerçekten çok güzel bir arşiv var. Geçen günlerde Beşiktaş kulübünden böyle bir şikayet gelmiş mesela. Hiçbir data yok. Yani oyunculara dair bir araştırma olmuş mu olmamış. Hiçbir data sahip değil kulüp diye. Galatasaray'da şahane bir arşiv var. Şahane bir data var. Yani isimler değişir. İşte ben değiştim. Ekip değişir. O değişir. Bu değişir ama çok iyi bir kulüp hafızası var orada. O hafızalardan bir tanesi. O dataya işlenmiş oyunculardan bir tanesi. De Alexander Isak'ın raporu. Çok genç yaşta. O zaman da hakikaten Batistun'un bu açıklamasını e, okurken yıllar sonra. Yine İshak'ın o, o, anki görüntüler aklıma geldi. 16-17 yaşındaki görüntüler aklıma geldi. İzlediğim maçlar aklıma geldi. O zaman bile vardı bu özelliği. Yani Sezgi gerçekten çok genç bir oyuncu olmasına rağmen vardı. Ne zaman nereye gideceğini çok iyi biliyordu. Ee, ne zaman direk, ön direkte, ne zaman arka direkte toplu buluşması gerektiğini çok iyi biliyordu. Ne zaman son arasında koşması gerektiğini çok iyi biliyordu. Şu an daha da iyi biliyor. Tecrübeli bir oyuncu olduğu için ve Geçen Sheffield United maçında mesela Premier League rekorlarından bir tanesini kırdı. Yani çok üst düzey bir istatistik. Gol beklentisi değil de daha farklı bir istatistik bir birimi daha var. Onların kullandığı. İsabetli şut beklentisi diye bir istatistik. Yani o açıdan o pozisyonda çekilen şutların gol olma ihtimal ya da şutun isabetle gitme ihtimali olan bölgelerden istatistik çıkarmışlar. Ve Alexander Isak'ın çok fazla. Yani maç başına yaklaşık 6 isabetli şut atabilecek koşulları yapmış ya da topla buluşmuş. Ceza sahası içerisindeki sezgilerini gösteriyor aslında bu. Doğru koşu yapmasını, doğru yere hareketlenmesini gösteriyor. Yani maçını izleyince zaten çok iyi hissediyorsunuz bunu. Bir istatistiğe de gerek yok aslında. Yani Alexander Isak'ın nasıl sağa sola hareketlendiğini, ne zaman topla buluştuğunu görünce ya bu adam e, ne offside'e düşüyor, sürekli demarke kalıyor. Hemen o hissi alıyorsun. Mario Icardi'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi bu değil mi? Mesela geçen sezonki Beşiktaş maçını hatırlıyorum. 3-1 kaybetti Galatasaray sonra ama ilk golü ilk golünü hatırlıyorum. Bir geri bir ön yaptı. Stoperleri uyutup ön direkteğini golden attı. Sürekli bunu yapıyor. Yani en fiziksel olarak formda olmadığı zamanlarda bile e, yeter ki arkasında biraz işte Barış Alper gibi ki o konuya geleceğiz. Kendisi demarket pozisyonu bırakacak bir iki koşu gösteren oyuncular olsun etrafında. Mutlaka kendisini unutturabiliyor. Ee, hem kafa gollerinde de öyle bir durum var. Sağ ayakla, sol ayakla, ayakla attığı gollerde de öyle bir durum var. Takipçilikle attığı gollerde de öyle bir durum var. Topun düşeceği yeri çok iyi biliyor. O, Batistuta'nın anlattığı zamanda ivmelenmeyi çok iyi biliyor Mario Icardi. Ve bu özelliği onu başka bir noktaya taşıyor. Ve bu özelliği sayesinde bu tip final haftalarında, final aylarında, işte Nisan ayında, Mayıs ayında ürkütücü bir santafor haline geliyor. Ürkütücü bir santafor haline geliyor. Hem zaten baskı hissetmiyor, hem bitiricilik, bitirici vuruşu çok özel bir yetenek. Hem de bu sezgisel yetenekleri kendisini çok başka bir noktaya taşıyor ve e, bu sezonda tam gerekli zamanda devreye girdi ve Galatasaray'ı e, finale doğru götürüyor Mauro Icardi. Şimdi de diğer konuya gelelim. Az önce bahsettiğim gibi Mauro Icardi Nisan ayında boş geçmiyor ama bunun çok tesadüf olduğunu düşünmüyorum başka bir sebeple. Ee, o da Barış Alper Yılmaz. O neden de, o güzel neden bu arada. Barış Alper Yılmaz. Ee, Barış Alper Yılmaz da kenar forvetleri dahil olduktan sonra Mauri Icardi'de de çok bariz bir performans yükselişi var. Evet kendisi de forma girdi açıkçası. Ee, sevdiği aylara geldik. Ama bunun haricinde de Barış Alper Yılmaz'ın Icardi'yi sürekli demarke pozisyonunda bırak, bırakmasını sağlayan bir özelliği var. O da durmaması. Barış Alper Yılmaz hem durmayan bir oyuncu, asla durmayan bir oyuncu. Hem de fiziksel güç olarak Mauro Icardi'yi çok rahat ettiren bir oyuncu. Hem de hem durmuyor hem de ceza sahasını girdiği zaman orada bir Santafor hissini veriyor rakip stoperler için. Bu da yine Icardi'yi daha boş pozisyonda kalmasını sağlıyor. Barış Alper'in bu özellikleri. Ya filmi geri saralım ta şeye gidelim bu yaz eleme maçlarına dönelim. Mesela ben birçok kez şöyle anlar hatırlıyorum. Barış Alper Yılmaz baskı yaptı kafayla. Mauro Icardi'nin önüne düştü. Icardi vurdu gol attı. Ee, i̇şte bir deplasman maçıydı. Ben yani takım isimlerini karıştırabilirim. O yüzden takım isimlerini söylemiyorum. hafızamda gelen goller. Barış Alper Yılmaz uzun topa kafaya çıktı. Icardi'ye düşürdü. Icardi asist yaptı ya da gol yaptı. Yani etrafında sürekli bir Barış Alper var mesela o dönemlerde de. Ee, ve Icardi de çok ra daha rahat de pozisyonunda kalıyor. Golle burun buruna kalıyor. Gol atıyor, asist yapıyor. Hep o aksiyonlar var. E fi bu final döneminde de aynı şekilde. Barış Alper Yılmaz artık bek değil de sabit bir şekilde önce sağ forvet sonra da sol forvete geçince bariz, yani Icardi çok daha rahat etti. Hem fiziksel olarak rahat etti. Bu tip Fiziki keşme keşin arasına hep Barış Alper kendisini attı. Bir uzun top atılırsa o da Icardi çıkmadı. Barış Alper çıktı. Icardi düşen topları gitti. Ve gücün enerjisini o final paslarına ya da şutlarına bıraktı Mario Icardi. Ama diğer özelliği Barış Alper'in, yani dur durmayan, sürekli koşu yapan ve gittiği yerde de santofor hissini veren de o fiziksel gücüyle birlikte Icardi ekstradan rahat etti. Mesela Pernik Spor maçındaki golünü görsellerle anlatacağım. E, o ilk golden önce biliyorsunuz Mario Icardi de market pozisyonunda topu alıyor, sırtı dönük oyunu kuruyor çok güzel açıyor oyunu. Sonrasında yayın oraya doğru geliyor. Mertens asist yapacak. Icardi gol atacak ama Icardi stoperlerden kurtulmuş bir durumda. Ne olursa olsun rakip Mauro Icardi gördüğü zaman yayın orada da olsa stoperler yakın oynar. Stoperler neden yakın oynayamadı? Çünkü Icardi ceza sahası dışında oyun kurmaya çalışıyorken şöyle bir dağılım oldu. Barış Alper kendisini kenar forvetten 9 numara bölgesine atıyor. Görselde de apaçık ortada zaten. Normalde Icardi'nin ceza sahası içerisinde kontrolde olması gereken yerde bu kez Barış Alper Yılmaz var. Ee, top köyünün bölgesinden geliyor. Mertens'e düşüyor. Mertens geri asistini yapacak Icardi'ye. O sırada Barış Alper çok temiz bir koşu patlatıyor ceza sahası içerisinde. Ön direğe doğru gidiyor. Yani arka direkten ön direğe doğru Kalean'ın kale içerisine doğru koşu atıyor ve sol stoperi süpürüyor. Sağ stoperi de orada bırakıyor. Pendik sporlu ıı, oyuncuları. Son komple odağını kendisine çekiyor. Ne oldu o zaman? Mertens geriye servis yaptığını Icardi çok temiz bir gol vuruşun fırsatı buldu. Orta sahadaki kademe yetişemedi. Stoperler yakın oynayamadı. Ayak içini bırakmasına çok müsaade edildi Mario Icardi'nin. O da çok güzel bir gol vuruşuyla açılışı yapan kritik golü attı Mario Icardi. İşte orada Barış Alper aslında hiç topa dokunmuyor. Ama Mario Icardi'ye Dolaylı yoldan asist yapanlardan bir tanesi oluyor aslında. Mertens direkt asist yapan oyuncu. Tabelada da öyle yazıyor ama Barış Alper'in o koşulları, oradaki fiziksel varlığı dolaylı yoldan Icardi asist yaptı. Mesela şimdi farklı oyuncuları düşünelim. Ve Fırsa bu koşulları atmaz o kadar oralara. Koşu attığı aşağı var ama bu kadar durmayan bir oyuncu değil. Icardi orada oyun kurarken muhtemelen Zaha'da biraz daha sola yakın. Topu bana ver ben götüreyim diye beklerdi. Ama Barış Alper Baktı Köhn geliyor, kendisi Santafor bölgesine gitti. Zaha o koşulları atmaz. Kerem Kerem'in atma ihtimali var. Yani bunları yapıyor ama Kerem varken orada bir Santafor varmış korkusunu yaşamaz. Rakip stoper. Yine Icardi odak olmaya devam eder gibi geliyor bana. Yani mesela Köhn'ün bölgesine düştü. Barış Alper var kale alanında. Stoper olsam ben, ya yani derim ki bu adam ortaya yapılırsa bu adam da kapı vurur. Çıkar yükselir üstünden yani. O yüzden bir yakın mı oynasam acaba diye düşünürsün. Ama Kerem de düşünmezsin onu fiziksel güç çok caydırıcı olmadığı için. O yüzden öyle hem ceza sana gitmek önemli bir de orada bir Santafor var hissini de vermek önemli. Barış Alper bu sebeplerle Mario Kardi için çok uygun bir partner oldu. Ee, ve final dönemindeki Barış Alper'in istatistiğinin artmasında e, tesadüf olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Böyle bir durum var. Tekmas'ın son konusu da Galatasaray 11'inde bir değişiklik olur mu final döneminde? Hmm, yani şu anda bir 11 oturmuş gibi gözüküyor. Sonuç da alıyor. Burada bir iki eklem olabilir mi? İşte sağ bek değişir bir Orta sahibi bir hamle yapılır mı? Kerem Bay skor yaptı en son ama yine bir temposuzluk durumu vardı. E, Davison yer bulabilir mi kendisine? En son maç artısında bahsetmiştim. E, aslında gerçeği çolak düşünürsem Okan Hoca'nın çok artık bu takımın dokunacağını zannetmiyorum. Sezon böyle biter. Yani son gördüğümüz 11. Mustara Kaan Ayhan, bir sakatlık ceza olmadıkça Nelson, Abdülkerim, Kön, Dave Torayra, Mertens, Barış, Ziyech, Icardi gider gibi geliyor. Ee, ki finali de yaparlar bu arada. Yani bu takım oynama alışkanlığı derinde pozisyon versin vermesin bir şekilde lehe çevirecek oyunu çıkartır bu takım gibi geliyor. Yani gerçekçi tarafında değişiklik düşünmüyorum ama e, yine de işler yolundayken de farklı fikirler bence söyleyebiliyor olmamız lazım ki e, takımlar daha da gelişsin. Ben özellikle son maçta şunu fark ettim. Çünkü Kerem Demirbay ile Nelson'un durumu çakışıyor. Yani orada bir çakışma var. Şöyle, şimdi Nelson müthiş bir savunmacı. Ee, belki de Galatasaray Storpeller arasında top kendi kalesine yakınken, ceza sahası içerisindeyken müdahale yapmayı en iyi bilen adam Nelson. Markaj yapmayı en iyi bilen adam Nelson. Kalesine yaklaştıkça. Ee, çok temiz müdahaleler yapıyor. Çok uzun bu boylu bir oyuncu olmasına rağmen hava topu vermiyor. Sıçrama zamanlaması, rakibin yakın oynaması. Hep böyle bir ensede. Mesela Nelson'un görsellerine bakın. Nelson deyip aratın. Hep böyle bir göğsünün altında santafor var. Hep o yukarı çıkmış. Tam zamanda çıkmış. Şarj ediyor. Vuramıyor, Vuramıyorsa bile bir şarj var. O işleri çok iyi biliyor savunma işini. Ama e, mesela son arasında şöyle bir fark var. Nelson varken otomatikman savunma çizgisi geriye geliyor. Yani çok önde oyun oynayacak bir adam değil Nelson. Biraz geriye doğru çekiyorsun. Davison'da bu işi oyunda oynama ihtimalim var. Yani savunma ile orta saha arasını yapıştırma ihtimalim var. hem de sıfırdan atakları kurgulama şansın daha yüksek. Yani hal böyle olunca Abdülkerim ve Köyün tarafı tek gibi kalıyor. Ama Davinson Abdülkerim olunca iki taraftan da oyun kurma ihtimali oluyor. Bunlar da olumlu tarafları. Ama çakışma dediğim şey şu. Savunma çizgisi geride. Kinerson o işi iyi yapıyor. Derinde olsa da pozisyon fırsatı vermiyor. Ama orta sahada Kerem var gibi savunma açısından aksiyen biri olunca rakipleri çok gereğinden fazla şut fırsatı tanındığını düşünüyorum. Ee, mesela eğer Nelson tercihi varsa ve biraz savunmayı derinde oynayalım ama pozisyon vermeden kapatalım. Zaten bir tane atarız iki tane atarız fikri varsa orta sahanın daha dirençli olması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani o çakışma dediğim şey bu. Manem derinde savunuyorsun. O zaman Torreira'nın yanındaki adam da biraz baskı yapabilsin ki oradan rahat geçiş imkanları sağlanmasın. Ya da madem Kerem, Kerem Demirbay gibi topla fark yaratacak, duran topları çok iyi vuracak, akal oyunda da skor yapma ihtimali olacak, iyi bir sol ayak var ve bunu kullanalım diyorsun. O zaman bence savunmada savunma çizgisini öne çıkartabilecek bir stoper daha önemli hale geliyor. Mesela Davinson savunma çizgisini daha önüne çıkartır ve Kerem Davinbay'ın alanını kapatır. Yani mesafesini kapatır gibi geliyor bana. Ee, o yüzden eğer daha sonra devam edecekse orta sahaya farklı bir çözüm gerekiyor gibi. En azından hiç pozisyon vermek için bu final döneminde. Daha az pozisyon vermek için. Ya da bazı maçlarda tekrardan Davinson devreye gir, girebilir gibi geliyor bana. Hani işin doğrusu da bu gibi hissediyorum. Ama değişiklik olacağını zannetmiyorum. Süper acayip gerek var mı? öyle de değil. Yani sonuçta kendi Demirbaş sallanıyor ama çatala da vurdu sonra. E, Nelson savunma çizgisini geri çekiyor ama korkunç bir istatistik var. Savunma istatistiği var. O yüzden hiç buna hiç dokunmayalım. Zaten bir şey de kalmadı ligin bitimine. 4 puan avantaj var. E, 4 maç kaldı. Yani hiç dokunmaya gerek yok. Yazın bakarız gelecek planlamasına fikri de. Yani çok anormal bir fikir değil. Ama dediğim gibi işler yolunda gidiyorken de bu tip fikirler ortaya atıyor olmak lazım. Yani dünyanın en iyi takımları, en iyi teknik direktörleri de işler yolunda gidiyorken farklı şeyler de deniyorlar. Ya yani şöyle olsa daha iyi olmaz mı diye. Daha iyi direğe gitmek için. Galatasaray'ın işte ligin belki kalan maçları için fikir vermez ama gelecek dönem yaz döneminde fikir verebilir. Yani Toray'ın yanına o kadar geçişe fırsat vermeyen bir ortası almak lazım galiba. Ya da Davinson'a gelecek sezon tekrardan eğer kalırsa planlamada önemli bir rol vermek lazım. Ya da Saabek öyle enerjik bir oyuncu olsun ki o zaten e, o açığı kapatsın. Mesela geçen sezon olduğu gibi. saşa boy varken öyle bir e, kaçak olmuyordu orada. Yani yine Nelson bir tık sigorta gibi kalıyordu ama. Yani Nelson Abdülkerim çok iyi kapatıyordu dönen toplarda. Yani pres gücü de tekrardan savunma çizgisi de öne çıkartabiliyordu. Pres gücü de yüksek oluyordu. Ama şimdi hem Kaan Ayhan var. Çok atletik bir sabek değil. E, onunla birlikte Nelson biraz şey kalıyor orada. Derinde kalıyorlar otomatikman. Buna birlikte yazın bakarız. Güzel konular bunlar. Sizin de bu konulardaki yorumlarınızı, tüm bu konulardaki yorumlarınızı merak ediyorum. Tek bas içeriğine devam edeceğiz. Ben sevdim bu seriyi. Ee, böyle canlı yayınlarda da bu konuya dair tek bahsiz içeriklerine dair fikirlerim oluşuyor. O yüzden canlı yayınlardaki muhabbeti de çok seviyorum. Oraya da beklerim. Bildirimleri açarsanız Serbest 8'in bildirimlerini canlı yayın kurduğumuz anda birkaç saat öncesinden karar veriyoruz. Kurduğumuz anda haberdar olursunuz ki günlerini sabitleştirmeye çalışıyorum. Perşembe günü yine yayın düşünüyorum. Perşembeleri biraz daha sabitleştirmek istiyorum. işte hafta önü gibi. Perşembe gelisi 12 gibi. 12 buçuk 12, gibi. Ee, o yüzden kanala abone olup bildirimleri de açarsanız sevinirim. Bir sonraki chatte görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sundu.